Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor ve وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Şimdi diyor ki Rabbimiz, Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. O ne? Böyle eşler yaratmak. Niçin bu eşleri yaratmış Allah'ımız? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Kendileriyle huzura eresiniz diye. Eşler yaratmış, hanımlar yaratmış. Kendileriyle huzura eresiniz diye. Öyle mi? Eşlerimiz öyle değil mi? Evet, kendileriyle huzur bulunsun diye eşler yarattı. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Ve diyor ki aranıza muhabbet ve rahmet koydu. Aranıza derken çoğul kullanıyor. Bunu anlatmıştım size cuma hutbesinde. Bak iki kişi kullanmıyor yani. Kadın erkek arasına demiyor. Aranıza diyor. Yani dünürlerle de aranıza. Dünürlerle de aranıza. Bir muhabbet koyduk diyor Rabbimiz. Ayetin devamında da işte bu çok düşünenler için, aklını kullananlar için bir ayettir, bir delildir. Ama işte biz az önce başa dönüyoruz. İslami düzeni bozduğumuz için eşler birbirinden huzur bulamaz hale geldi. Allah bu eşlerle huzur bulmayı murad etti, böyle yarattı ve evliliği farz kıldı. Ama öyle bir hale geldik ki biz İslam'dan uzak yaşadığımız için hiçbir şeyden huzur bulmuyoruz. Ne eşten, ne çocuktan, ne paradan, ne maldan, ne makamdan hiçbir şeyde huzur yok. Neden? Çünkü İslami maya yok. Evlenirken İslami şartlara göre evlenmiyorsun. Çocuklarını büyütürken İslami şartlara göre büyütmüyorsun. İş kurarken, işe başlarken, okurken, atanırken İslami şartlara göre yapmıyorsun. Ve neticede mutlu olamıyorsun. Çünkü ruh ancak Allah'a itaatle huzur bulur. Ruh ancak Allah'a kulluk ederken itminana ulaşır. Ayet var ya. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutluluğa kavuşur diyor ayet ya. Zikir derken ne? İslam, şeriat, Kur'an, namaz. Ne istiyorsan koy. Hatta zikir, tesbih eline alıyorsun. Her şeyi koy içine. Bunlar olmayınca kalpler huzura ermiyor. Adam çok para kazanıyor, makam sahibi oluyor, evlatları oluyor, malı mülkü oluyor, her şey oluyor. Ama bir türlü mutlu olamıyor. Neden? Çünkü kalbini huzura erdirecek işlerle meşgul olmuyor. Neyle meşgul? Topla. Neyle meşgul? Müzikle. Neyle meşgul? Resimle. Hocam bunları yapmayalım mı? Kardeşim bunları da İslam'a uygun yap ya. Sanat bizim milletimizde, ecdadımızda en zirvede olan bir şey. Camilerimizi görmüyor musunuz ya? Yaptığı çiniyi daha bugün yapamıyorlar. Bugün camilere takılan çinilerin hepsi 500 yıl önce yapılan çinilerin fotokopisi. Sanat bizde zirvedeydi. Ama bunu da İslam'la yapacaksın. Çocuğunu da İslam'la yetiştireceksin.